Şanlıurfa'da, 6 işçi Konya'da ve 5 işçi Tekirdağ'da hayatını kaybetti. İşte bu nedenle ısrarla iş kazası değil, cinayet demeye ve adalet mücadelelerimize devam ediyoruz. Ekim ayı nöbetine geciken adalet, adalet değildir diyerek başlıyoruz. Ceza kanunundaki hükümler dairesinde bile yargılamaların doğru düzgün yapılmamasının örneklerini yaşıyoruz. Sizler düşünün, biz adalet aramakta ısrar edenlerin takiplerine rağmen böyle oluyorsa, bilirkişi heyetleri ya raporlarını süresinde vermiyor ya sorulan sorulara bütün sorumluların tespit edilmesi yönünde cevap vermiyor ve kendisine tabiri caizse mahkemenin yerine koyuyor. Yargılama uzun sürdükçe mahkeme heyetleri değişiyor. Yeni gelen heyetin dosyaya vakıf olma süresi bir dert. Her duruşma bizlerin yeniden aynı yüzünü, kederi yaşamamız ayrı bir dert. Soruyoruz, işçi yaşarken hayatında kıymet verilmemesini adalet arayan ailelerine yaşatmak da ne ola ki? Bakın tabloya. 4 Ekim'de Ankara, Ostim, Beyvedik'te 2 yıl önce hayatını kaybeden 21 işçi kardeşimizin duruşmaları yapıldı. Ve nihayet itirazımız haklı bulundu. 9 kişi daha davaya sanık olarak dahil edildi. Bilirkişi raporu yeniden bilirkişi heyetine gönderildi. 4 Ekim'de İstanbul Davutpaşa'da Şubat 2008'de 20 işçi kardeşimizin hayatını kaybettiği davanın duruşması yapıldı. Aradan geçen 9 aydan sonra bilirkişi raporu beklerken idari hukukçusu bilirkişinin istifasını öğreniyoruz. Niye? İşleri yoğunmuş. Bugüne kadar aklın neredeydi? 7 Ekim'de Van Bayram Otel davasında karar açıklanacak. Niye? Mahkemenin bir üyesi değiştiği için bir duruşma daha ertelendi. 17 Haziran'da 7 işçi kardeşimizin hayatını kaybettiği Milas Güllük Arıtma ve Terfi İstasyonu'nda bilirkişi raporu çıktı ve yeniden bilirkişi heyetine gönderildi. 7 Ocak'ta Zonguldak Kozlu'da 8 işçi kardeşimizin hayatını kaybettiği iş cinayetinin bilirkişi raporu açıklandı ve yeniden bilirkişi heyetine gönderildi. 22. Vicdan ve Adalet nöbetinde davalarda gelinen durumu, gelişmeleri, adalet arayan aileleri ve avukatları dinleyeceğiz. Vicdan sahibi, adalet duygusunu yitirmemiş herkes bu vahşeti anlayarak davranmalı diyoruz. İş cinayetlerine dur diyebilmek için vicdan ve adalet nöbetine başladık, devam ediyoruz. Ve biz en çok canı yananlar, geride kalanlar için başka canlar yanmasın diye her ayın ilk pazar günü Taksim Galatasaray Meydanı'nda 13'te 1 saatlik vicdan ve adalet nöbetimizi tutmaya devam edeceğiz. Çaresi yok, bütün sorumlular yargılanacak. İş kazası değil, adalet istiyoruz. Adalet arayan iş yerleri.